başlayabilir miyiz? Peki. Değerli basın mensupları, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüyle girdikleri çatışmada 4 kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdik. Şehit düşen kahraman askerlerimiz Gökhan Ağıl, Fatih Kalkan, Harun Yıldırım ve Savaş Borlu'ya Allah'tan rahmet. Şehitlerimizin ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz. İki Mehmetçiğimiz de yaralı. Onlara da acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün kurulumuzda saray yönetimindeki çürümeyi, milletimizi ezip geçen ekonomik buhranı, borçla ayakta tutulmaya çalışılan, sıfırı dahi tüketmiş, eksiye düşmüş Merkez Bankası döviz kasasını ve ülkeyi bu hale getirenlerin toplumumuzu bölüp parçalayarak, içeride ve dışarıda suni gerilimler yaratarak sorumluluktan sıyrılma çabalarını ele aldık. Elbette iş başına geldiğimizde tüm bu krizleri aşmak, tüy bitmemiş yetimin gasp edilen haklarını aramak için yapacaklarımızı da toplantımızda görüştük. Değerli basın mensupları, bugün 12 Eylül. Demokrasi tarihimizde kapkara bir sayfanın yıl dönümü. 12 Eylül'e giden süreç ve millet iradesine postalla yapılan darbe pek çok insanımızın canını yakmıştır. Ülkemizin kalkınmasının önünü kesmiş, birçok fırsatın yitirilmesine yol açmıştır. 12 Eylül darbesi toplumsal hafızamızda ciddi travmalar yaratmış, bugün bile hala kapanmayan yaralara sebep olmuştur. Sağ sol kavgalarıyla insanlarımız bölünmüş, parçalanmış, kardeş kavgaları ve ardından gelen darbeyle siyaset yeniden dizayn edilmeye çalışılmıştır. 12 Eylül darbesinde en ağır bedel ödeyen parti ise kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Atatürk'ün iki büyük eserimden biri dediği partimiz darbeciler tarafından kapatılmıştır. Arşivlerine el konulmuştur. Genel başkanımız zincir bozanda gözaltına alınmıştır. Kadroları hapislerde yatmıştır. Siyasetten yasaklanmıştır. İşte biz bu nedenle demokrasinin, milli iradenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hakkın, hukukun, adaletin, ülkemizin bekası, milletimizin refahı ve kalkınması için ne kadar önemli olduğunu özümsemiş bir partiyiz. Ama bugün görüyoruz ki darbeler sadece tankla, tüfekle, silahla yapılmıyor. Demokrasinin imkan ve araçlarını istismar ederek de darbeler yapılıyor. Yönetimler otoriterleşiyor. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla inşa edilen ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasimize darbe üstüne darbe vuruyor. Bugün ülkemizde yaşadıklarımızın 12 Eylül'de yaşadıklarımızla büyük benzerlikleri var. Hangi birini söyleyelim? 12 Eylül'de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptıysa 20 Temmuz 2016'dan sonra aynını Erdoğan şahsım yönetimi yapıyor. Bugün Erdoğan'ı kaç kişi eleştirebiliyor? Cumhurbaşkanlığı makamına oturan bir siyasi parti liderini eleştirmek kanunen yasak. Kanunla yasaklanmış. Ama diğer liderlere ağzına geleni söylemek serbest. 12 Eylül'de de parlamento askıya alınmıştı. Yasalar Milli Güvenlik Konseyi'nde hazırlanıyor. Şimdi de parlamento fiilen askıda. Yasalar sarayda hazırlanıyor. İktidar vekillerinin parmakları inip kalkıyor. 12 Eylül'de anayasamız askıya alınmıştı. Bugün de anayasamız fiilen askıya alınmış durumda. 12 Eylül'de temel hak ve özgürlüklerimiz güvence altında değildi. Bugün de temel hak ve özgürlüklerimiz güvence altında değil. Bugün ülkemizde anayasamızın hükümleri uygulanmıyor. Sarayın hakimleri Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Anayasal bir devletten görünürde anayasalı bir devlete dönüştük. Ve bugün Türkiye'yi yönetenler hukuk devletine vurdukları darbelerle ülkemizi üyesi ve kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden atılma noktasına getirdiler. John Locke'un meşhur bir sözü var. Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar diyor. Tiranlığın olduğu yerde kimse canından malından emin olamaz. Bugün Türkiye'de hukukun üstünlüğü yerine sarayın hukuku konuşuyor.
Binlerce insan bu ucube rejimin iradesiyle hiçbir mahkeme kararı olmadan bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle görevinden alındı. Saray mahkemelerin yerine geçti. Daha önce kumpas davalarının savcısıyım diyen sarayın kibirlisi bu defa da hakimliğe soyundu. Yaşın yanında kuruyu da yaktı. Savcıların kovuşturmaya yer yoktur kararları, mahkemelerin işe iade kararları yok sayıldı. Halen de sayılıyor. Genel başkanımız bizim iktidarımızda bunları düzelteceğiz deyince tüm bu hukuksuzluklara imza atan sarayın kibirlisi kıyameti kopardı. Genel başkanımızı mahkemelerin yerine geçmekle suçladı. Kişi kendinden bile bilir işi derler. Genel başkanımızın taahhüdü mahkemelerin yerine geçmek değil, tam da mahkeme kararlarına, hukuka uymak taahhüdüdür. Değerli basın mensupları, Türkiye bu ucube tek kişilik rejimin elinde, hukukun üstünlüğü endeksinde 2018'den bu yana 8 basamak birden geriledi. 117. sıraya düştü. Son 4 yılda insani özgürlük endeksinde 32 basamak birden düştük. 139. sıraya geriledik. Darbecilerin ortak özelliklerinden birisi de hiç kimseye sormadan ulusal menfaatleri kolaylıkla feda edebilmeleridir. 12 Eylül'ün muktedirleri Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşü gibi hayati kararları hiç kimseye sormadan tek başına almışlardı. Sonra da içeride atıp tutuyorlardı. Bugün ülkeyi yönetenler de emperyal güçlere şirin görünmek için Ege'de statüsü tartışmalı kayalık ve adacıkların Yunanistan tarafından işgaline yıllarca sessiz kaldılar. Bizlerin ve aklı başında herkesin uyarılarını yıllarca duymamazlıktan geldiler. Kendilerini uyaran, tedbir alın diyen komutanları içeri attılar. Burnumuzun dibindeki işgali yıllarca izlediler. Ama şimdi tam da seçimler yaklaşırken bu ülkenin tarihine mal olmuş bir gece ansızın gelebiliriz parolasına sığınıyorlar. Sonra Amerika'dan uyarı gelince, Fransa Yunanistan'ın yanındayız deyince, Avrupa Birliği Yunanistan'ın toprak bütünlüğü deyince geri adım atıp milletimizi rencide ediyorlar. Değerli basın mensupları, bazı sözler vardır, söylenirken 40 defa düşünülmesi gerekir. Bu milletin Kıbrıs'ta kanla yazdığı tarihe mal olmuş bir gece ansızın gelebiliriz parolası öyle ağza gelindiği gibi söylenmez. İç siyasete, ucuz kabadayılıklara malzeme yapılmaz. Bunu bir defa söylersiniz, sonra da gereğini mutlaka yaparsınız. Tıpkı genel başkanımız rahmetli Bülent Ecevit'in yaptığı gibi. Ama bu ucube rejimde ne devlet ciddiyeti ne de devlet adamı hassasiyeti var. Kahve ağzıyla konuşuyorlar. Buradan şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var. Seçim yaklaşırken her ikisinin de oyları hızla düşmekte. Haliyle iki popülist savaş kartını oynamaya başladılar. Yani al birini vur ötekine. Değerli basın mensupları, darbecilerin bir diğer ortak özelliği bilimden, özgür düşünceden, üniversitelerden hiç haz etmemeleridir. 12 Eylül darbecileri bilim yuvalarını, üniversitelerimizi ezdi geçti. Pek çok değerli bilim insanımız üniversitelerden koparıldı. Şimdi tam 42 yıl sonra bu ucube rejim aynısını yapıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar. Saray yönetimi Türkiye'nin göz bebeği Boğaziçi Üniversitesi'ni ezip geçmek istiyor. Saray bu önemli bilim yuvamızı kendi vasatına indirmeye uğraşıyor. En son Nobel Fizik Ödülü'nün aday belirleme sürecinde görev alan bütün dünyanın saygı duyduğu nükleer fizik uzmanımız Profesör Doktor Alpar Sevgen'in Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevlerine son verdiler. Neden? Bu değerli bilim insanı akademik özgürlüğü, akademik ahlakı savunduğu için. Ama buradan milletimize söylüyoruz. Kimse enseyi karartmasın. Dünya dönüyor diyen Galilei'yi tüm dünya bilir, hatırlar. Ama Galilei'yi söyledikleri için yargılayan, mahkum eden Engizisyon Mahkemesi'nin üyelerini hiç kimse hatırlamaz. Bugün bizde de darbeciler unutulur gider.
Geriye kalan akıl ve bilim olur. Darbecilerin bir diğer ortak özelliği, ekonomik yaşamı da kendi meşreplerine göre yönetmeleridir. Ülkede neoliberal politikaların tam anlamıyla tesisi 12 Eylül darbesiyle mümkün olmuştur. Devletin ekonomideki rolü, sendikaların pazarlık gücü, örgütlü toplum 12 Eylül darbesiyle yıkılmıştır. Emeğin milli gelirden aldığı pay 12 Eylül darbesiyle düşmüştür. Bugün Türkiye'de ekonomik yaşam işçi, memur ve çalışan aleyhine yeniden dizayn ediliyor. Ülkemizde sendikalaşma oranı 2000'lerin bile gerisine düştü. 2000'de sendikalaşma oranı %12,5'tu, bugün %9,9. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde en düşük sendikalaşma oranına sahip 5 ülkeden biriyiz. Sendikaların durumu ise herkesin malumu. Bugün ülkemizde sarayın yandaşları, yanaşmaları abat, başta emekçilerimiz, milletin hali ise berbat. İşte bugün Temmuz işsizlik oranları açıklandı. Gerçek işsiz sayısı Temmuz'da 781 bin kişi artarak 8 milyon 415 bine çıkmış. Gerçek işsizlik oranı da 2 puan birden artarak %22,5'e ulaşmış. Hayat pahalılığı ise almış başını gidiyor. Ücretler, maaşlar, ayrıklar sarayın faiz sebep enflasyon sonuç diyerek azdırdığı enflasyona yetişemiyor. Enflasyonla şişirilen bütçeden milletin ihtiyaçları için para bulunamıyor. Ama faiz lobilerine bütçeden ilk 7 ayda 151 milyar 347 milyon lira verilebiliyor. Çiftçimiz bütçeden hak ettiği desteği alamıyor ama kur korumalı mevduat sahiplerine 60 milyar 597 milyon lira faiz milletin bütçesinden çalınıp çatır çatır ödeniyor. Milletimiz yiyecek ekmek bulamıyor ama diğer tarafta dövizle verilen garantiler karşılığında kamu özel işbirliği müteahhitlerine 13 milyar 625 milyon lira tıkır tıkır ödeniyor. Zengini daha da zengin, milletimizi her gün biraz daha fakirleştiren bu tercihler milli gelirin bölüşümüne de yansıyor. Milli gelirden ücretle çalışanların aldığı pay artık görülmemiş seviyelere, bugüne kadar hiç görülmemiş seviyelere geriledi. Sadece son 2 yılda emeğin milli gelirden aldığı pay 10 puan birden düştü. %21'lere indi. 12 Eylül darbesinde bile bu hızda bir gerileme yaşanmamıştı. Bu yönetim anlayışının ücretiyle geçinenlere çıkardığı çok ağır bir faturadır. Oturduk hesapladık. Emekçilerimizin önceki 3 yılın ortalamasına göre milli gelirden aldıkları payın düşmesi nedeniyle son 2,5 yıldaki kaybı tam tamına 67 milyar dolar. Kişi başına baktığımız zaman da son 2,5 yıldaki kayıp emekçi başına 3.273 dolar. Böyle bir emek sömürüsünü, böyle bir zulmü yapsa ancak darbeciler yapar. Atalarımız boşa dememiş. Arsız neden arlanır? Çul da giyer, sallanır. Şimdi AK Partili bir genel başkan yardımcısı çıkmış. 2002'deki asgari ücretle ne alınıyordu? Şimdi ne alınıyor? Ekmek 1 lirayken alınamıyordu ama bugün 5 lira ekmek alınabiliyor diye buyurmuş. Hep söylüyoruz. Bunların milletle bağı koptu. Milletin halinin farkında değiller. Milletin sesini duymuyorlar. Yaşadıkları fil dişi kulelerde her şeyi güllük gülistanlık zannediyorlar. Bir de bize anlatalım. 2002 Aralık ayında net asgari ücret 184 lira 30 kuruştu. Aynı dönemde bir çeyrek altın 27 lira 40 kuruştu. Yani asgari ücretle 7 tane çeyrek altın alınıyordu. Bugün asgari ücret ne kadar? 5.500 lira. Çeyrek altın ne kadar? 1.674 lira. Şimdi ancak asgari ücretle 3 çeyrek altın alınabiliyor. Buradan bu AK Parti yöneticilerine soruyoruz. Emekçinin cebine girmesi gereken 4 çeyrek altın kimin cebine gitti? Çıksınlar, millete bunun hesabını versinler.
Verebilirler mi? Veremezler. Çünkü artık millet içine çıkacak halleri de kalmadı. Değerli basın mensupları, darbeler ve darbeciler memlekette ne huzur bırakır ne de bereket. Milletin neşesi kaçar. Gülmek bile haram olur. İşte Dünya Mutluluk Endeksindeki yerimize bir bakalım. Son 4 yılda 38 basamak birden düşmüşüz. 146 ülke arasında 112. sıraya gerilemişiz. Artık bugün memleketimizin her yerinde festivaller, konserler iptal edilip duruyor. Milletin gülüp eğlenmesine, günlük sıkıntılardan bir an olsun uzaklaşmasına bu yönetim tahammül edemiyor. 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kordonda büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarkan muhteşem bir konser verdi. Ancak böyle anlamlı bir günde milletimizin büyük bir coşkuyla kutlama yapması birilerini rahatsız etti. Keşke Yunan galip gelseydi diyen emperyalist sevicilerden, tarih belleyenlerin, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül kim demiş, ne münasebet, Cihan Harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat misli aldı ve öyle gittiler, çekildiler, kurşun sıkmadık ki diyen densizlerin karın ağrılarının sebebini biz gayet iyi anlıyoruz. Hadi bu cumhuriyete saygınız yok. Bu topraklar için toprağa düşmüş binlerce şehidimizin aziz hatıralarına da saygınız yok. Kurtuluş Savaşı'nda bu millet ateşi de, ihaneti de görmüştür. Bunları söylemek, anlatmak ne zamandan beri Osmanlı ve Cumhuriyet'i kapıştırmak oldu? Bu ülkede kimse Cumhuriyet'i Osmanlı ile kapıştırmaz, çarpıştırmaz. Biz ecdadımızı senden benden diye dölüp parçalamayız. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan da bizim, Anadolu ve Trakya'yı emperyalist çizmelerinden kurtaran Mustafa Kemal de bizim. Ama bu millet Çanakkale'yi tek bir imzayla emperyalistlere açan, İstanbul'u düşmana tek kurşun atmadan teslim eden, Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal için idam fetvası yazanları, onaylayanları, ardından da İngiliz zırhlılarına binip gerisin geri kaçanları ecdadı olarak kabul etmez. Asil milletimizin de bizim de derdimiz ülkeyi kötü yönetenlerledir. Liyakatsizlerledir. Dışarıdan emir alanlarladır. 9 Eylül 1922'nin 100. yıl dönümünden ayrışma, kutuplaşma çıkarmaya kalkanların bir başka niyetini biz çok iyi anlıyoruz. Kurgular, yalanlar, masallar konuşulsun ama arşa çıkan hayat pahalılığı ve yolsuzluklar konuşulmasın istiyorlar. Bunların hepsi darbeci taktikleridir. Cumhuriyet Halk Partisi dün de darbelerin karşısındaydı, bugün de karşısındadır. Cumhuriyet Halk Partisi postalla yapılan askeri darbelere de karşıdır, mokasenle yapılan sivil darbelere de karşıdır. Bizim safımız bellidir. Bizim safımız demokrasiden yanadır. Bizim safımız hak, hukuk ve adaletten yanadır. Bizim genel başkanımız herkes sinip korkarken hak, hukuk, adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a kadar bunun için yürümüştür. Attığı her adımla bu ülkede korku duvarlarını yıkmıştır. Şimdi gün bu kutlu mücadeleyi daha da güçlendirme günüdür. Bu topraklarda ayrışarak değil, bir araya gelerek, kavga ederek değil, helalleşerek, tek yürek olup kardeşliğimizi güçlendirerek bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceğiz. Sayın Genel Başkanımız da, Millet Masası'nın etrafındaki diğer partilerimiz de işte bunun mücadelesini veriyorlar. Biz bu vesileyle bir kez daha amasız fakatsız tüm darbeleri lanetliyoruz. Değerli basın mensupları, eğer bu ucube saray rejiminin temel direği yaşayan bir yalansa, bu ucube rejimi korkutan şeyin gerçekler olması hiç şaşırtıcı değildir. Kayınpeder ve damat bu milletin 128 milyar dolarını yok yere heba etti. Bunları söylediğimizde bize etmedik hakarette bırakmadılar, dava açtılar. Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. İşte Balkan gezisi dönüşü Erdoğan Uçan Sarayı'nda gazeteci görünümlü maiyet memurlarına demeç veriyor. Merkez Bankası kasasının borçla ayakta tutulduğunu itiraf ediyor. Borç alınan bu dövizlerin de ithalat için kullanıldığını söylüyor. İşte tüm bu sözler sebebi oldukları ekonomik iflasın ilanıdır. Mızrağın artık çuvalı da delip geçmesidir.
Daha düne kadar IMF borç istedi, verin dedim. Çünkü bugün borç alan yarın emir alır deyip caka satıyordu. IMF'ye bir türlü veremediği borcun havasını atıyordu. Ama bugün Merkez Bankası kasasını elin himmetine muhtaç hale getirdiğini uçakta itiraf ediyor. Ne diyordu Erdoğan? Borç alan emir alır. O halde biz de şimdi soruyoruz. Borç veren dostlarınızdan hangi emirleri alıyorsunuz? Borç almak için ülkemizin hangi âli menfaatlerinden vazgeçiyorsunuz? İşte Akkuyu Nükleer Santrali. Sesleri solukları çıkmaz oldu. Erdoğan 9 Ağustos'ta helikopterini atladı. Mersin'e nükleer santral şantiyesine gitti. Şantiyeden kovulan Türk inşaat şirketinin işe geri dönmesi için Ruslara bir hafta mühlet verdiği yazılıp çizildi. Bir ay geçti. Ne oldu? İnşaattan kovulan Türk şirketi inşaat alanına döndü mü? Hayır, dönmedi. Ama Rus şirketinin Akkuyu inşaatı için Türkiye'ye 10 milyar dolar gönderdiği söylendi. Erdoğan'ın da sesi soluğu birden kesildi. Neden? Bir daha söyleyelim. Borç alan emir alır. Borçlunun yalımı alçak olur. Bugün Merkez Bankası kasası başka ülkelerden alınan borçlar da düşüldüğünde 52 milyar 307 milyon dolar açık veriyor. Geçtik bu net rezervleri, 57 milyar eksiği. Alınan borçlar ve altın dahil brüt rezervleri hesapladığımızda 4 aylık ithalatı bile karşılamıyor. Tüm dünyada bunları görüyor, biliyor. Ekonomide artan dış kırılganlıklar, yetersiz döviz rezervlerimiz ülkemizin zayıf karnı oluyor. İşte bugün ödemeler dengesi, Temmuz ayı ödemeler dengesi rakamları açıklandı. Piyasa Temmuz'da 3,4 milyar dolar cari açık beklerken gerçekleşme 4 milyar dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında gerçekleşen cari açık geçen seneye göre %168, tekrarlıyorum, %168 artarak 36 milyar 700 milyon dolara çıktı. Bu arada ilk 7 aydaki cari açığın büyük bir kısmının da normal yollarla finanse edilmediğini görüyoruz. Kaynağı belirsiz para giriş çıkışının izlendiği net hata noksan kaleminden ilk 7 ayda ülkeye 24 milyar 347 milyon dolar girmiş. Biz bu büyüklükte bir kaynağı belirsiz para girişini daha önce hiç yaşamamıştık. Bu kadar para girişine rağmen ilk 7 ayda döviz rezervleri 7 milyar 925 milyon dolar erimiş. Bugün ne yazık ki ekonomiden bir haber, liyakatsiz kadrolar elinde ekonomik dengelerimiz çatırdıyor. Ama Nebati Bakan çıkıyor, dualarınızla enflasyon sorununu da biz çözeriz diyor. Bunların elinde ekonomimizin işi anlaşılan dualara kaldı. Ekonomiyi dualara havale edecekseniz, siz o koltuklarda neden oturuyorsunuz? Bugün okullar açıldı. Öğrencilerimize, ailelerimize, öğretmenlerimize başarılı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz. Ama eğitim, öğretim masrafları bu sene korkunç arttı. Özel okullara yapılan faiz zamları bir kenara bırakıyorum. Kırtasiye masrafları bile cüzdanları yakıp kavuruyor. Ucuzcu marketlerde bile son bir yılda silgi %127, pastel boya fiyatı %138, okul çantası fiyatı %159, 120 yapraklı defter fiyatı %299 artmış. Bu zamlar karşısında bizim velilerimiz ne yapacak? Aileler nasıl ayakta duracak? Çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Ama bu arada Türkiye pahalı. Bulgara ise ucuz. Ülkemiz Bulgaristan'daki veliler için ucuzcu markete dönmüş. Paramız Bulgar levası karşısında pul olunca Bulgar veliler Türkiye'ye akmaya başlamış. Onlar arabalarını tıka basa doldururken bizim velilerimizin elleri böğründe. Bu millete bunu yapmak hak mıdır, reva mıdır? Çare bellidir. Türkiye'nin artık devlet yönetiminde liyakatli kadrolara, topyekün bir temizlenme ve arınmaya, bu kirlenmiş, yozlaşmış saray rejiminden kurtulmaya derhal ihtiyacı vardır. Milletimiz bundan tam 100 yıl önce emperyalizme karşı verdiği büyük bir milli mücadeleyle dünyanın tüm mazlum milletlerine örnek olmuştu.
Bundan tam 100 yıl sonra milletimiz bir kez daha, bu sefer seçim sandığında bir otoriter rejimi devirmeye, tüm demokratik dünyaya bir kere daha örnek olmaya hazırlanmaktadır. Milletimize sesleniyoruz, müsterih olun. Aydınlık günlere kavuşmaya artık çok az kaldı. Artık bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak. Toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek. Nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Ahlaki yozlaşmanın, manevi tahribatın önüne set çekilecek. Dur denilecek. Rüşvet, torpil, iltimas son bulacak. Yerine adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Ülkemiz dünyada hak ettiği gücü ve konumu kazanacak. Ekonomimiz 5 yılda ilk 15 ekonomi arasına girecek. Fert başına gelirimiz 20 bin doları bulacak. Türkiye içine düşürüldüğü vasatlık tuzağından kurtulacak. Biz kazanacağız, gençlerimiz kazanacak. Biz kazanacağız, esnafımız kazanacak. Biz kazanacağız, çiftçimiz kazanacak. Biz kazanacağız, işçimiz, işverenimiz kazanacak. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak. Milletin masasında belirlenecek Cumhurbaşkanı adayımız, milletimizin iradesiyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve bu güzel ülke artık huzur bulacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, dün Diyarbakır'da bir olağanüstü kongre düzenlenmişti. Bu kongrede açıklamalarda bulundu CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek ve Diyarbakır için bir açıklaması oldu. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimiz dedi. Diyarbakır'ı Türkiye Kürdistan'ı bir şehir olarak değerlendirdi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi değerli basın mensupları, bundan önce de defalarca ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar. Ben şimdi bu çerçevede resmi görüşümüzü açıklıyorum. Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır. Evet. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onu aktaracağım. Fox TV tarafından yönlendirildi sorular. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. MHP Genel Başkanı Bahçeli enflasyon için çıktığı gibi inecektir dedi. Fitne fücur enflasyonu var ifadesini kullandı ve altılı masa içinde 6+1 masa diyerek ahtapot benzetmesinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı içinde bir yalvarmadığı kaldı sözlerini sarf etti. Sizin bu açıklamalara ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Anlaşılan Bahçeli, Türkiye'de insanların ne yaşadığının farkında değil. Siz hiç Bahçeli'nin ağzından zorda kalan esnaf için, borcunu ödeyemez hale gelen emekçilerimiz için, torununa harçlık veremeyen emeklilerimiz için, girdi fiyatlarının altında ezilen çiftçilerimiz için, dul için, yetim için, öksüz için tek kelime bir laf duyduğunu, tek kelime bir çözüm söylediğini duydunuz mu? Hayır. Milletin gerçeklerinden kopan, ne yaşadığının farkında bile olmayan, yok işte fitne, fücur, enflasyonu gibi ipe sapa gelmez bir takım laflar söyleyen, hayal aleminde yaşayan bir siyasetçiye ben ne diyeyim? Ona en güzel cevabı milletimiz sandıkta verecektir. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen diğer soru da şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamasında sosyal konut projesi çarpan etkisiyle 1.5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacak dedi. Ekonomiye güç olacak bir proje olarak açıkladı. Sizin bu açıklamayla ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Bugüne kadar Sayın Nebati'nin çarpandan, çoğaltandan ne anladığını gördük. Yani bugüne kadar Sayın Nebati'nin verdiği hangi rakam gerçekleşti? Hangi tahmini tuttu? Bırakın Nebati'yi, ağababası bugüne kadar hangi hedefini tutturabildi? İşte 2023'e 3 ay kaldı. 2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz dedi. İlk 20'den düşürdü. 2 trilyon dolar milli gelir dedi. Şimdi
olsa olsa 867 milyon dolar milyar dolar olur diye orta vadeli programa yazıyor. 2023'te bu millete 25 bin dolar kişi başına gelir vaat etti. Şimdi 10 bin 71 dolarla idare edin diyor. Bu millete 2023'e randevu verenler verdikleri her sözün altında ezim ezim ezildiler. Şimdi milletimiz de tabii verilen sözler için sarayın kapısını çalıyor. Ama kapıyı açan yok. Mobilyaları, beyaz eşyaları, incik boncuk evde ne varsa bir güzel boşaltmışlar, satmışlar. Ama sandıkta evin gerçek sahipleri evi boşaltanlardan bunun hesabını soracak. Ben teşekkür ediyorum.